Merhaba arkadaşlar, Kral Makara'yla yepyeni bir güne tekrardan hoş geldiniz. Bugün anlatacağımız konu sözleşmeli ellerin eğitime giderken götürülmesi gereken malzemeler nelerdir? Belgeleri anlattık, malzemeler de söylememiz lazım. Götürülmesi gereken neyse onu da söyleyelim kardeşlerimize. Her şey tam olsun, eksiksiz bir şekilde hayırlısıyla eğitime gitsinler bu kardeşlerimiz. Arkadaşlar, sizlere harfiyen sıraladığımız malzemeleri alın. Elinizden geldiğince alın. Evinizde varsa gerek yoktur. Biz bunları sizlere sıralayacağız kardeşlerim. 1. Pijama takımı. 2. Eşofman takımı. Kardeşlerim, eşofman takımı koyu renk olacak. Ne olursa olsun koyu renk almaya bakın. Çünkü açık renk olursa TSK kabul etmiyor. Koyu renkli olacak. Eşofman takımının içinde bulunan tişört, şort, bunlar da dahil koyu renk olacak arkadaşlar. 3. Spor ayakkabısı ve spor çantası. Spor ayakkabınız varsa giydiğiniz arkadaşlar, sıfır almanıza gerek yok. Masraf harcamanıza gerek yok arkadaşlar. Çantanız da varsa almanıza gerek yok. Yani spor çantası da alabilirsiniz. Hani normal çantanız varsa normal çanta da alabilirsiniz. Bu kadar hani ciddiyete bindirmeyin arkadaşlar. Tedirgin olmanıza gerek yok. Spor çantasını söyledik. Ondan sonra yeterli miktarda iç çamaşır ve siyah renkte çorap. İç çamaşırınızı yeterli miktarda alın arkadaşlar. Siyah olması, sarı olması, yeşil olması önemli değil. Yeterli miktarda alın. Fazladan da almayın. Siyah çorabınızı alın. Çoraba dikkat ediyorlar. Çorabınızın rengi siyah olsun. Tıraş malzemeleri. Tıraş malzemelerinizi de eksiksiz bir şekilde yerine getirin arkadaşlar. Yani cüzi miktarda, yüksek mevlada olmayan tıraş malzemeleri alın. Yani çok da pahalıya kaçmayın. Elektrikli cihazlar kesinlikle getirilmeyecek, götürülmeyecek arkadaşlar. Ustura götürülmeyecek. Sadece tıraş malzemelerinizi alacaksınız. 3 bıçaklı olur, derbi olur, permatik olur, tıraş köpüğünüzü alın. Ne olursa olsun elektronik malzeme getirmeniz yasak ve ustura götürmeniz de yasak arkadaşlar. Bunları harfiyen yerine getirin. Sizler için avantajlı olur. Banyo havlusu ve yüz havlusu, ayak havlusu, terlik, bunları da almanız gerekiyor arkadaşlar. Diş fırçası ve diş macunu, ondan sonra not defteri, tükenmez ve kurşun kalem almanız lazım. Yani not defterini, tükenmez kalemi, kurşun kalemi neden istiyorlar? Sizlere temel eğitim verecekler. Yeri gelecek amfi gibi kapalı alanlarda sizlere eğitim gösterecekler. Anlattıkları şeylerin önemli noktalarını not almanız için onların alınması gerek arkadaşlar, not defterlerinin. Ondan sonra alışveriş ihtiyacı maksatıyla düşük miktarda, limiti düşük olan kredi kartı, banka kartı almanız gerekiyor arkadaşlar. Son olarak eğitime giderken arkadaşlar kullanacağınız telefon, tuşlu telefon olsun, ne olursa olsun tuşlu telefon olsun, kayıt içermeyen, kamerası olmayan bir tuşlu telefon olsun ve hattınız askerler olsun. Sizlere samimi bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Eğitime giderken tuşlu kullanın. Gerekirse asker sel hattını bile kullanın. Görevdeyken rahat olursunuz. Yani dokunmatik telefon, akıllı telefon bile kullanırsınız. Ama eğitimdeyken başınız ağrımasın. Kendinizi zorlamayın. Saklamaya çalışırken yakalanırsınız. Sıkıntı olur. Tutanak yersiniz. Anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Ne olursa olsun eğitime giderken akıllı telefon götürmeyin. Saklarsınız, yakalanırsınız, sıkıntıya girersiniz. Doğu bölgesi olur, batı bölgesi olur, görevdeyken rahat kullanırsınız telefonları, ama eğitimde bu geçerli değil arkadaşlar. Tuşlu telefon alın, gerekirse de askersel telefon kullanın. Arkadaşlar, bana vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Bu sürece kadar beni dinleyip emek verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Bana da destek olmak isterseniz kanalımıza abone olup like atıp bildirimler de açarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Hayırlı iftarlar olsun. Allah'a emanet olun kardeşlerim. Arkadaşlar, bu söylediğimiz malzemeleri alırsanız eğitime gittiğinizde hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Sizler için önemli bir malzeme gerçekten. Oraya gittiğiniz zaman hepsini tek tek sizlerden isterler. Bir kısmını kantinden alabilirsiniz. Tabii ki kantinde pahalı mı olur olmaz mı? Eğitim yerine göre değişir arkadaşlar.
Bana soracak olursanız söylediğim malzemeleri evden götürün arkadaşlar. Çok da masrafa gerek yok gerçekten. Kendi işinizi kendiniz çözün. Oraya gittiğiniz zaman hiçbir sıkıntı olmasın. Kafanız rahat olsun arkadaşlar. Dediğimiz malzemeleri alın. Hiçbir sıkıntı da yaşamayın ileriki süreçlerde. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.